Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golva.com'un ve Kayseri Özelliği Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler, milli takım arasındayız ve milli takımdan çok güzel şeyler paylaşıyorlar. Mesela Arda Güler ve Emirhan İlkan'ın yan yana görsellerini paylaşmışlar. Dün gurur kaynağımız oldu her ikisi de. İnşallah önlerinde güzel bir gelecek var ve bu geleceği İnşallah öteye taşırlar. Birisi Beşiktaş'ın, biri Fenerbahçe'nin umudu derken, gerçi Beşiktaş'tan gitti ama olsun, sonuçta Türk futbolunun umudu. Bu arada Beşiktaş Antalya Spor maçı ileri bir tarihe ertelendi. Şimdi arkadaşlar, hocam sen de amma duygusuzmuşsun, düşüncesizmişsin demeyin. Sadece bir hani olan oldu, biten bitti, giden gitti. Bir açıdan sevindiriyor beni bu. Niye? Çünkü Beşiktaş'ın fikstürü bu sezon, hani haftada bir maçlık, iki maçlık fikstürdü ya da bir maçlık. Bu maç muhtemelen bir araya sıkıştırılacak. Sıkıştırıldığı arada Beşiktaş'ın o maç temposu artmış olacak. Arka arkaya 3 maça çıkmış olacak. En azından yani bir taraftar olarak böyle yorumluyorum. Ha, gönül isterdi ki keşke patlama olmasaydı, kimsenin canına bir şey gelmeseydi ama buna da küçük bir değinme yapayım. Çünkü Süper Lig'den birkaç bir şeye daha değineceğim. Volkan Demirel'den önce 6 haftada sadece 1 puan alabilen Hatayspor, Volkan Demirel'den sonra 7 haftada 13 puan toplamış ki Volkan Demirel geldiği günden beri Hatayspor'un maçıyla ilgili ne tahminde bulunduysam hepsi çıktı. Bir tek Başakşehir hariç. Başakşehir'i 0-2 çifte, yani çifte şans dedim. Kazanırlar diye umuyorum dedim ama 90 artı küsürde yediler. Yoksa Başakşehir maçına Hatay alır diyordum. Sadece orada yanıldım. Hani 8. haftadan itibaren Süper Lig'de Volkan Demirel'i başa geçiriyorlar ve Fenerbahçe ile birlikte 16 puanla en çok puan, yani Fenerbahçe 16 toplamış. Fenerbahçe'nin ardından en çok puan toplayan ikinci takım olmuş Hatayspor. Süper Lig'in maçlarına ilişkin de tahminlerde bulunmuştum. Hatırlarsanız Başakşehir Galatasaray maçından sonra Konyaspor Kayserispor deplasmanda 2-1 yendi. 3 puan hanesine yazdırdı. Hatay deplasmanda İstanbulspor'u mağlup etti. Fatih Karagümrük 2-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep'le 3-3 berabere kaldı. Yani birçok fırsatı da değerlendiremedi Karagümrük. Eğer Karagümrük de alsaydı yani full gidiyordum. Onu da söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de bir sıkıntı var. João Pedro sıkıntısı. Sosyal medyada da bu sıkıntıyı görüyorsunuz. Şimdi Fenerbahçe teknik direktörü Jesus bu sezon neredeyse her oyuncusunun performansını arttırmış durumda. Fakat en yüksek maliyetli transferlerden biri João Pedro. João Pedro bir türlü bekleneni veremedi. Yani Giresunspor maçında da adeta, yani teşbihte hata olmasın ama, dibe vurdu. Bakın İsmail Yüksek ikincilikten tutunamayan futbolcu Fenerbahçe'de uçtu. İrfancan Kahveci, Crespo. Yani tamam, Crespo zaten hani bilindik bir oyuncuydu ama sezon başında o sakatlıktan sonra Crespo kendine çok zor geldi. Ferdi Kadıoğlu, Ferdi zaten hani dürüst konuşmak gerekirse Vitor Pereira ile uçup kaçmaya başladı. Osayi mesela, ben hala Osayi'nin Jesus'la ilerlediğini düşünenlerden değilim, onu da belirteyim. Hani bu isimlere çağ atlattı deniliyor ve etki edemediği tek bir oyuncu var. O da João Pedro diyorlar. Brezilya asıllı İtalyan oyuncu. Sezon başında Galatasaray'ın elinden kapılarak alındı diyor. Tam elden kapma demeyelim de Galatasaray görüştü. Ölü fiyatını almak isteyince de menajere siz alın dedi. Aslında ben bu tip şeyleri sevmem, biliyorsunuz. Çünkü ağlayanın malı gülene fayda etmez. Ederse 1-2 maçlığını eder. Şimdi mesela Galatasaraylılar Seferovic, Fener'in elinden aldık dediler. Beşiktaşlar Weghorst, Trabzonsporlar Maxi Gomez, hangisi memnun? Şimdi Icardi konusunda ben hani açık söyleyeyim, Beşiktaş savunması yattığı için Icardi yıldız oldu. Başakşehir savunması yattığı için yıldız oldu. Bakalım bir sonraki maçlarında ne olacak? Hep birlikte izleyeceğiz ama hani benim gördüğüm, gözlemlediğim kriterlere göre biraz yumuşak kalıyor lig için. Neyse, bizim ama şeyimiz, haberimiz burası. Şimdi 10 takviye arasında yıldız gözüyle bakılan isimlerden biri Pedro ama bir türlü bekleneni veremedi. Instagram'da da bir mesaj yayınladı. Diyor ki, dün takımı yalnız bıraktığım için üzgünüm. Bu kötü günün sorumluluğu bana ait. Bunu unutmayacağım ama beni aşağı çekmesine de izin vermeyeceğim.
Ben kolay pes etmem, asla vazgeçmeyeceğimden emin olabilirsiniz diyor. Valla ben lafa bakmıyorum, ben icraata bakıyorum. Yani benim için lafın bir önemi yok. Geçen gün sağ olsun Ulaş abi diyor ki ya diyor sosyal medyada sözünü tutan nadir insanlardansın diyor. Hani burada kimseye güven olmuyor diyor. Eğer Fenerbahçe Giresun'da berabere bile kalsaydı ben forma vereceğimi söyledim. Şey yaptım. Hiç merak etme abi dedim. Ben de yana şey yapmaz. Hani sen kişileri belirle yeter. Yeter ki puan alalım dedim. Yani berabere bile kalsak diye. Şimdi yine 5 maçlık periyotta 12 ve üstü puan alırsak Galatasaray ve Trabzon'a yenilmemek şartıyla yine sözüm var. Bakalım ne olacak. Yani ben söze değil icraata bakarım. Çünkü herkes benim gibi sözünü tutmuyor. Pedro için de aynısını söylüyorum. Şimdi bir kere Valencia ve Batshuayi'nin çok gerisinde. Onu da kabul edelim. İlk 11'de çıktığı ilk maç Kayseri maçı 1 gol 1 asist. Müthiş bir performans ama büyük bir düşüş diyor. Çünkü sezon başlarken 1 numaralı forvet gözüyle bakılıyordu. Ve Valencia Batshuayi gelince, yani Valencia uçup kaçınca Batshuayi de gelince ve maşallah Allah nazardan saklasın çok da güzel uyum sağlamış halde giderken, yani 30 yaşındaki Pedro 40. dakikada kırmızı gördü, adeta dibe vurmuş oldu. Dünya Kupası arasında tabii ki de Jesus özel olarak ilgilenecek. Sosyal medyaya göre Pedro gitti, gidiyor, kovuldu, kovuluyor falan filan ama siz geçin arkadaşlar sosyal medyayı. Sizler de en az benim kadar iyi biliyorsunuz ki sosyal medya bir bataklık. Her denilene inanmayın. Ben Pedro için söylüyorum. Bu ara ona iyi gelecek diye düşünüyorum. Toparlanma açısından. Yani toparlanma açısından. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani sakatlık vardı hatırlayın. Fenerbahçe'ye gelir gelmez bir sakatlık vardı. O sakatlık çok etkilemişti. Şimdi birlikte göreceğiz. Şimdi Ak'la Kara'yı birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ve gelelim günün bomba haberine. Çağlar Söyüncü gemileri yaktı. Bitti bu iş. Ocak'ta imzayı atıyor. İşte yeni adresi. Haberin başlığı böyle. Şimdi bazı dürrükler, dürrük ne ayol diyor. Bazı dürrük arkadaşlar. Bu başlık atılır mı? Fenerbahçe düşmanı mısın? Ya arkadaşlar ne atmama bekliyorsunuz? Hakikaten bak merak ediyorum. Yani mesela Jorge Jesus'u konuşmuşuz. Kapak resmine koymuşum. Flash iddia. Jesus Brezilya milli takımı planı. Fenerbahçe bilerek mi kaybetti? İşte cevabı diye. Ya buna bile söylenmişler. Ben bu arkadaşları direkt engelliyorum. Bu saatten sonra bu eleştiri değil. Bu kanalı baltalamak, sabote etmek için yapılan sistematik bir çalışma gibi geliyor bana. Ben bu saatten sonra dediğim gibi direkt olarak engelleyeceğim bu arkadaşları. İyi niyetli yazıyorsanız da dikkat edin abi. Yazmayın abi. Yazmayın. Buyurun başlığı siz belirleyin. Deyin ki ben olsam şu başlığı koyardım. Öneriniz varsa buyurun. Ben de ona göre düzenleme yapayım. Yani elimizde. Şimdi Leicester City ile sezon başından beri yıldızları barışmadı. Çağlar Söyüncü. Ve artık kafasında bu defteri kapatmış durumda diyor haberde. Şimdi ben çok amiyane basit bir tabirle sorayım. Çağlar Söyüncü'nün geleceğine inanan var mı? Yani gelir gelebilir diyen var mı? Çünkü niye? Avrupa'nın zirvesinde. Piyasa değeri 22'ye düşmüş durumda. Sözleşmesi yazın bitiyor. Yaşı daha 26. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Normal şartlarda imkansız derim. Gelmez derim. Ama şimdi ben diyorum ki size her an her şey olabilir. 162 dakikada süre almış bu sezon. Bakın. Şimdi teknik direktör Brendan Rodgers'la arası bozuk. Kadro dışı kalmış. Takım ivme yakalamış. Hani hoca değişikliği ümidi de kalmamış. Sezon sonunu beklemeden de takımdan ayrılmaya karar vermiş. Ve Leicester City Çağlar Söyüncü hocayla yaşadığı problemler sonrasında kadro dışı kalıp gitme planları kuruyor. Manchester City ile oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayıp 72 dakika sahada kalıyor. Tam işler yoluna girdi derken yine kadro dışı. Yani lig kupasındaki ikincilik takımına karşı da forma şansı bulamamış ve artık Ocak'ta kesin olarak yolcu deniliyor Çağlar Söyüncü için. Bunu da konuştuk. Şimdi sezon sonunda zaten sözleşmesi bitiyor. Kadro dışı kalıyor. Bazı hareketler de bunda etkili diyor. Ve milli futbolcu hani sebep fiziksel özelliklerine bağlansa da İngiliz ekibini takip eden gazeteciler demiş ki ikincilik ekibi Newport County karşısında
kadroya alınmasının, hani alınmamasının sorunu fiziksel değil de diye belirtmişler. Ve sezona kötü başlıyor takımı. İlk 7 haftada galibiyet yüzü göremiyor. 6 mağlubiyet alıyor. Brandon Rodgers'ın koltuk sallantıda, hoca değişikliği umudu vardı ama takım ritim bulmuş. Ve Dünya Kupası sonrasında vedaya hazırlanıyor diyor haberde. Ben şeyi de çok merak ettim, yani Premier Lig puan durumunu da merak ettim. Hani Leicester City ne yaptı acaba? Kaçıncı sıraya kadar çıktı diye. 5 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet, 17 puanla 13. sıraya kadar çıkmışlar. Ama sonuncu Wolverhampton'ın 10 puanı var. 18.'nin 13 puanı var. Yani arada 4 puanlık bir fark var. Böyle de bir olay var. Hani zorlu maçların oynandığı bir fikstürden de geçtiler şimdi. Allah var, ona da bir şey diyemem. Ama mesela bundan sonra ne olacak, Aralık ayından sonra? Onu da siz takdir edersiniz ki Brandon Rodgers'la devam ederler. Bu karambolde bırakmadılarsa bırakmazlar. Yani Çağlar %100 olarak bu kulüpten ayrılacak. O kesin. Hani doyumcu olmaya gerek yok bunun için. Zekadan yola çıkarak bulursunuz. 125 Premier Lig maçına çıkmış. 125. Yani 2018'de 21 milyon euroya gelmiş. Piyasa değerini 45 lira kadar çıkartmış. Şu an 22 milyon euro bandında. Ve cüzi bir bonserviste İngiliz ekibi ayırma peşindeymiş. Bundesliga'dan, La Liga'dan, Serie A'dan da takımlar hazır durumdaymış. Sosyal medyada da bazı duyumcular açık açık demişler ki Selahattin Baki söz kesti, söz verdi. Devre arasında hani Kur'an'a el bastı. Ocak'ta bizde demiş. Emre Bol demiş sanırım. Şimdi kimsenin de duyumunu çalma gibi bir şeyim yok arkadaşlar. Gerçi arkadaşım bir tanesi yazmış. Ocak'ta %99 bizde, bu da benden duyum olsun falan diye. Utanma da yok arkadaşlar da. Milletin duyumunu çalıp bir de utanmadan bu da benden size duyum olsun diyecek kadar çok meziyetli arkadaşlarımız var aramızda. Memnun olduk bu arkadaşlardan dolayı. Hani çok delikanlı arkadaşlarmış, sağ olsunlar. Milletin duyumunu çalıp sonra üstüne güzelce yatmışlar. Tebrik ederim o arkadaşları. Yani demem o ki %99 Fenerbahçe'de demek büyük cesaret ister. Peki kitabı tek taraflı açalım. Hep duyumlar üstünden gitmeyelim. Benim şu ana kadar bana gelen bir duyum yok arkadaşlar. Bilginiz olsun, ama ben isterim. Allah aşkına. Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmış bir Fenerbahçe hayal edin. Sadece hayal edin. Başka kimse de gelmesin. Ya da bir isim daha var. Genç bir Türk arkadaşımız daha var. Stoper demişken onları da konuşacağım. Birkaç tane isim var konuşulan. Neyse, o Türklerden biri daha gelse. Çağlar Söyüncü bir Türk stoper daha. Bak, Türk stoper. Allah aşkına, Çağlar var, Serdar var, hadi o da var. Luan Perez, Atilla Salahi, Gustavo Henrique. 6 tane stoper. Bir kere sezon sonuna kadar üçlü savunmamız tamam. Fenerbahçe üçlü savunmayla ne kadar az gol yiyor. Savunma genişliğini sağlıyor. Savunma derinliğini de sağlıyor. Savunma gücünü de gösteriyor. Biliyorsunuz. Peki. Böyle bir Fenerbahçe için savunması süper der misiniz? İlla ki dersiniz. Yani düşünsene bir. Luan Perez, Atilla Salahi, Çağlar Söyüncülü bir stoper attı. Bak, bir Türk. Kalede de Altay Bayındır, iki Türk. Ferdi de banko oynayacağına göre 3 tane Türk'ün var. Hayırlı uğurlu olsun. Sen bir kere kafadan ligdeki maçların hepsinde banko kadron var. Bu okey. 2. Orta sahada zaten Crespo, Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan'ı da sayalım. Zaitsi da sayalım. 5 tane de Dinamo, 2 tane, yani 2 tane oynatabileceğin Dinamo'm var mı? Var. Yani üçlü, kalecin 4, 2 tane de orta saha 6 okey. Sağda Ferdi dedik, 7 okey. Sol kanat biraz güven vermem ama Lincoln'u deniyorsun, Alioski'yi deniyorsun. Lincoln diyelim. 8 okey. Hücum hattına ya Batshuayi'm var, Pedro'm var, bilmem şey. Sadece forvetleri bile yerleştirsen yeter. İrfan Can'ın yükselen performansı, Emre Mor, beğenilmeyen adam Rossi mesela. Şu tandemde Rossi'ye gerek yok bile dersin. Sakatlıklar var, şu var, bu var.
Yani uzun lafın kısası Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'ye gelmesi ligin dengelerini alt üst eder. Ben onu söyleyeyim arkadaşlar. Alt üst eder. Birkaç tane stoper duyumu veren arkadaşlar var. Ben onları da belirteyim. Mesela Arthur Chavez. Fenerbahçe Arthur Chavez ismini scouting yapıyor diye belirtmişler. İnceliyor diye belirtmişler. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hani bu arkadaş gelmeyecek. Biz bu arkadaşı uzun süre önce scoutladık, inceledik, araştırdık fakat hoşumuza gitmedi ve şartlarda anlaşamadık, başka tarafa gitti. Bilginiz olsun. Yani olmadı, olmayacak arkadaşlar. Beklemeyin. İkinci bir isim, ikinci bir stoper ismi. Alanyaspor'dan, daha doğrusu ikinci ve üçüncü bir isim diyeyim. Şimdi Alanyaspor'dan Furkan Bayır ve Fatih Aksoy isimler arkadaşlar. Bu iki isimle biz inceliyoruz. Furkan Bayır'ı Fatih Aksoy'dan daha çok beğendik sayılır. Ama ben bunlar için de bir şey söylemeyeceğim. Yani ben bunlar için de olumlu ya da olumsuz demeyeceğim. Biz sadece inceliyoruz. Alın size iki tane, üç tane duyum vermiş olduk. Üyelere verdiğimiz duyumlardan. Sizlerden bir ricamız var. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Bir isim daha vardı. Stoper değil biliyorum ama Abdülaye Yahaya diye. Bu arkadaş da alt ligde oynuyor. Birinci ligde. Belki de bizim futbolcumuzdur. Tıpkı Ankara Gücü'ne verdiğimiz eleman gibi satın alma önceliği bizdedir. Belki başka takıma göndeririz ama şu an için bize gelmesini beklemeyin arkadaşlar. Scouting'de çok çok beğenilmedi. Haberiniz olsun. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu Yahya zaten 21 yaşında, 7 Ekim doğumlu. Hocam işte alt yaş kategorilerinde oynadıysa, yok arkadaşlar Kamerun A milli takımına da seçilmiş. Bir maça da çıkmış hatta. Yükselen bir değer. Sol ayaklı sağ kanatta oynuyor. Biz çok beğenmedik ama belli olmaz bazı şeyde. Belki bir yere kiraya verirsin ya da başka bir şey yaparsın. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ha derseniz hocam Çağlar hakkında bir şey duyarsam belirtir misin? Tabii ki belirtirim arkadaşlar. Transfer dönemi zaten çoktan başladı. Duyumlar başladı. Üyelere direkt topluluk kısmından belirtiyorum. Sizlere de videolarla belirtirim. Videoları iyi takip edin. Gelişmelerden haberdar olun. Görüşmek üzere.